Türkiye, Yunanistan'ın işini bir günde bitirme planı yapıyor. Malin İdan'ın NATO tatbikatındaki şovu Yunan siyasetçilerinin umursamaz tavırlarına karşı Yunan basınını epeyce ürkütmüş görünüyor. Türk savunma sanayisinin, su üstü ve su altı birimlerinin birlikte çalışma misyonuna sahip olacak İHA'ları hazırladığını belirten Yunan medyası Pentapostagma, bu hiç iyi değil. Türkler, Yunanistan'ı hedef alan İHA üretimini iki katına çıkardı başlıklı haberinde. Türkler, Ege Denizi'ndeki, özellikle adalarımızdaki durumu kontrol altına alabilmek için her şeyi yapacak, hatta olası bir Yunan-Türk çatışma senaryosunda Amerika Birleşik Devletleri altyapısını hedef aldığı Milli Güvenlik Kurulu'nun dünkü açıklamalarından da görüldü. Dedi. Amerika Birleşik Devletleri, askeri tecizatını Yunanistan'a yönlendirirken, Ankara İHA, SRBM, MRBM, MLRS çoklu fırlatma sistemleri ve bunker booster bombalarının üretimini iki katına çıkarıyor ifadesini kullanan gazete. Türkiye'nin planı, Yunanistan ile herhangi bir savaşın ilk gününde tüm stratejik altyapıyı, hava üsleri ve yakıt depolama tesislerini ortadan kaldırmaktır. Bu senaryo, her ne zaman gerçekleşirse gerçekleşsin, olası bir Türk-Yunan ihtilafında Türk tarafının bildiğimiz planlarının bir parçasıdır. Burada yeni olan şey, kara ve deniz insansız platformlarıyla birlikte Yunan topraklarını ve denizini tehdit etme olasılığına sahip olma amacıyla her türden İHA ve İDA üretiminin kesinlikle ikiye katlanmasıdır. Yunanistan'a karşı herhangi bir senaryoda Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı saldırgan bir eylemde bulunma riskini göze alacağını düşünmüyoruz. Ankara'nın insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin yeni doktrini, F-16 Reaper'ları alamama ihtimaline karşı alternatiftir. Her hareketi kayıt altına alan güvenlik kameralarının bulunduğu adalarımızı sürekli hedef alan Türklerin asıl amacı ülkemizi itibarsızlaştırmak ve ikincil olarak tansiyonu yükseltmektir, dedi. Bir Yunan-Türk çatışma senaryosunda, Türkler, Türk Hava Kuvvetleri ile işbirliği içinde, Yunan kuvvetlerinin kritik altyapı ve kurulumlarını İHA'lar ile vurmaya kalkışırsa, onları Yunan antilodron şemsiyesinin beklediğini belirten Yunan medyası, Atina'nın, geçtiğimiz aylarda tamamen gizlilik koşullarında uyguladığı bir planla, adalarda ve önemli anakara altyapılarında Türk insansız hava araçlarına karşı özel bir şemsiye hazırladığını kaydetti. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere hoşça kalın.